Değerli dostlar, bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde size 4+1 villa tanıtacağım. Tanıtacağım yer şöyle söyleyeyim size, 2 bloktan oluşuyor. Her bir blokta 4 tane bitişik nizam villa var sevgili arkadaşlar. Şu köşeyi sattık, evet arkadaşlar, şu köşeyi sattık, hemen köşenin yanı, önü yol. Önü yol, geniş bahçeli, harika bir villa. Buyurun, önce bir çevresini tanıtalım. Sonra villanın içerisine girip size villamızı tanıtacağız. Değerli arkadaşlar, bu villamızın özel girişi. Evet, villamızın özel girişi. Bu karo taşları da bahçe içerisinde dolaşmak için. Gördüğünüz üzere bu bahçe sadece bu villaya ait. Şu çiçekleri görüyorsunuz sevgili dostlar. O çiçeklerden öbür tarafı diğer villanın, bu tarafı da şuradaki çiçeğe kadar bizim bahçemiz. Tabi buradan da karşıda gördüğünüz çiçeklere kadar bizim yerimiz. Ondan sonraki de arka villanın bahçesi oluyor. Sevgili arkadaşlar, burada salona girmeden önce bir verandamız var. Tabi verandayı arkadaşımız çoğunlukla bahçeye önem vermiş. Verandayı biraz kısa tutmuş ama dilerseniz verandayı biraz daha uzatabilirsiniz. Buyurun villamıza geçelim. Bakalım bizi neler karşılayacak. Sevgili arkadaşlar, elektriği açacaktım. Sanırsam elektrikte bir problemimiz var. Elektriği açamıyorum. Villamız, yani mevcut içinde bulunduğumuz villamız 55 metrekare üzerinde, yani 55 metrekare üzerinde oturuyor. Gördüğünüz üzere hemen yan tarafa bahçeye çıkış bir tane sürme kapımız var. İki tane de penceremiz var. Pencerelerimizin bir tanesi 1.50'ye 1.20, bir tanesi de alttan sabit, üstten çift açılımlı vastas şeklinde. Villamız 4+1 ayrı mutfaktır arkadaşlar. 4+1 ayrı mutfaktır. Zemin döşemeye baktığımız zaman gerçekten kaliteli malzeme kullanmış, 1.20'ye 60 granit seramikleri kullanmış, seramikleri de yurt bayı. Aynı zamanda gördüğünüz üzere elektrik aksamında hiçbir şekilde cimrilik yapmamış. Aşağı yukarı salonumuzun hemen hemen her duvarında elektrik tesisatımız mevcut. Villamız alüminyum panjur, sinekli, her şey mevcut arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere burada çok güzel bir televizyon ünitesi mevcut. Şu karşı kapıyı gördüğünüz gibi orada mutfağa çıkışımız var. Buyurun mutfağımızı da tanıtalım. Arkadaşlar, burada gördüğünüz yer buzdolabı yeri. Hemen buzdolabının yanında çok amaçlı güzel çekmeceler koymuş. Şurası sistemler. Şurası fırın yeri. Tabi bu ankesle ocağın yeri kesilecek. Yani burada kesim olacak. O müteahhit firma tarafından yapılacak. Üzerine ankesle ocağımızı koyacağız. Karşıda gördüğünüz yerde damlumaz yeri veya aspiratör, hangisini kullanırsanız, ev yerimiz, bankomuz mermerinden kullanılmış arkadaşlar. Yani granit taş değil, çimson değil, mermerit, yapay bir taş. Çok amaçlı dolaplarımız mevcut. Tabii hemen buradan da bir sürme kapımız var. Sürme kapıdan da varenden çıkıp kahvaltı yapabilirsiniz. Yani yaz aylarında güzel. Bir de böyle çim alan, peyzaj alanı da çok harika duruyor. Arkadaşlar, her odamızda, her tarafta, yani mutfağa dair televizyon anten sistemimiz mevcuttur. Merkezi sistemdir. Villamızda kalorifer tesisatımız komple döşenmiş. Doğalgaz olmadığı için şu anda ısı pompasıyla çalışıyor. Doğalgaz da yakın zamanda Didim'e gelecek inşallah. En kısa zamanda doğalgazımıza da kavuşacak. Sevgili arkadaşlar, şimdi hemen merdiven altında merdiven altında bir el yüz yıkama yerimiz, bir de klozetimiz mevcut. Şöyle arkadaşımız kadrajda size göstersin. Evet. Çok geniş, güzel, ferah. Aynı zamanda aynayı da göster esasçım. Aynen. Bu arada benim çekimi yapan Sinan Bey bugün yok. Sinan Bey ufak bir operasyon geçirdi. Şu anda kendileri hastanede. Kendilerine de buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Değerli dostlar, İngiltere'de, Fransa'da çok sevdiğim abim İbrahim Bey ve Hacı abi. Burada da sizlere selamlarımı söylüyorum. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Böyle üst katta, birinci kata çıkalım. Elektrik yok. Elektrik olsaydı bizim bu tavan kısmında gergi tavanlarımız var, led spot ışıklarımız var. Gerçekten çok harika sistemler çalışıyor.
merdivenden yukarı çıkarken değerli arkadaşlar, bilecik beji dediğimiz mermerden döşenmiş basamaklarımız. Buradan da spot lambalarımız mevcut. Sensörlü, yani insanı görünce yanıyor, sönüyor. Evet, birinci katta çıkarken çok geniş, ferah bir holumuz mevcut arkadaşlar. Tabii o holun içerisinde de spot ışıklarımız mevcut. Hemen karşıya bir 12 metrekarelik bir odamız mevcut arkadaşlar. Çok güzel bir pencere de koymuş değerli dostum. Gerçekten güzel yapmış. Boya da yıkanılabilir, silinebilir boyadan kullanmış. Tavanlarda spotlanmalarımızı yerleştirmiş. Bu birinci odamız. Hemen burada da bir genel banyomuz mevcut değerli dostlar. Onu da göstereyim size. Geniş ferah bir banyo. Gördüğünüz üzere burada bir duşakabinimiz var. Duşakabinimiz termocamdan yapılmış. Olası bir kazada, yani kırıldığı zaman kesme, yaralama işine gerçekten tuz buz oluyor. Hiçbir şekilde kesim ve yaralama işi olmaz bu temper camlarda, kaliteli bir şey. Aynı zamanda klozetimiz mevcut, gömme rezervuarımız gerçekten kaliteli malzeme kullanmış. Hemen burada bir hidron dolabımız, aynı zamanda aynamız mevcut. Hani dersiniz ki burada etajer nerede? Aynayı gördüğünüz zaman açıyorsunuz. Burada etajerimiz mevcut arkadaşlar. Kapattığınız zaman aynı olarak duruyor. Hemen yan tarafında da aynı şekilde çift açılımlı. Banyonun seramikleri Kütahya seramik arkadaşlar. Kütahya seramik, porselen seramik. Gerçekten güzel renk uyumu yapmış. Aralarında alüminyum kalaş kullanmış. Birinci odamızı ve genel banyomuzu tanıttıktan sonra şimdi ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız da aşağı yukarı 15 metrekare. Gördüğünüz üzere şeyimiz mevcut, alüminyum panjurlarımız mevcut. Sürme kapımız var. Sürme kapından hemen balkona çıkışımız var. Esat oğlum şuradan bir de balkonu tanıt. Böyle tekrar balkondan bahçe alanında da tanıt. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz sistem dediğim gibi kalorifer peteklerimiz mevcut. Buraya ısı pompamızı kurarız. Evimizin ısısını bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii çok soğuk değildir dedim. Bir klima da yeterlidir sevgili arkadaşlar. Esat şimdi gel şimdi üçüncü odamızı tanıtalım. Evet, bizim ıslak zeminlerin hepsi 120'ye 60 granit malzemeden kullanmış. Odaların içerisinde de cam sanım 8 milimlik lamre parkesini kullanmış. Buradaki odamız gerçekten geniş, ferah, güzel. Önünde de bir Fransız balkon dediğimiz sürme kapıyla aydınlık açısından çok güzel düşünülmüş. Tavan kısmında güzel spot lambalarımız var. Tabii led ışıklarımız da mevcut. Özellikle iç kapılarımız gerçekten harika, güzel düşünülmüş. Yani renkler birbirine çok uyum sağlamış. Değerli dostlar dikkatimi çekti. Bazı evlere gidiyorum, çok ucuz malzemeler kullanıyor. Yani oturduktan bir ay sonra hemen kapı kolları oksitleme yapıyor, bozuluyor. Arkadaşımız kalem harika kullanmış. Gerçekten bunlarda oksitleme, bozulma hiçbir zaman olmuyor. Şimdi üçüncü odamızı gördükten sonra müşteriler kısmına gidiyoruz. Ben inşaatçı olduğum için müşteriler diyorum da bazı arkadaşlar diyor ki ya çatı katı deniyor. Ben çatı katına çıkayım diyorum. Buyurun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gene dedim belecik becinde merdivenlerimiz var. Alüminyum korkuluklarımız var. Spot lambalarımız var. Spot lambaların dışında da hemen şu tavanda da bir kraliçe lambamız mevcut. Burada bir tane yatak odamız var arkadaşlar. Terasımız yok. Bir tane yatak odası artı ebeveyn banyosu var burada. Şöyle nereden çıkar çıkmaz 20 metrekare bir odamız mevcut. Umarım bugünkü çekimden örnek alırsınız. Çünkü çekimi yapan arkadaşım bugün yok. Hemen şurada ebeveyn banyomuzu da size tarif etsin. İçeriye doğru geç. Dışarı kabinimiz mevcut. Hilton dolabımız, klozetimiz mevcut. Gerçekten güzel, iyi bir tasarı. Değerli arkadaşlar, şimdi anlattım. Esat'cığım bu tarafa çeker misin? Benim üzerime al. Şimdi anlattığım videoyu elimden geldikçe malzemeleri tanıttım. Yani en ufak detayı kaçırmama şekliyle size sunumumu yaptım. Şimdi dersiniz ki bu güzel villanın fiyatı nedir? Gerçekten dediğimde şu anda en uygun villalardan bir tanesidir. 4 artı 1. Evet, 4 artı 1 ayrı mutfak villamızın fiyatı 850 bin TL. 850 bin TL sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda villamız, yani bulunduğumuz yerde 750 bin TL var arkadaşlar.
750 bin TL'ye, onlar da 3 artı 1 ayrı mutfak sevgili arkadaşlar. Pazarlığı açıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Miraç Emrah'ı takip edin. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim.